Büyükşehir Belediyesi parklarda oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçmek için güvenli park projesi başlattı. Millet bahçesi içine kurulan yapay zeka sistemiyle olaylara anında müdahale edilebilecek. Parka her giren kişi yüz tarama sisteminden geçecek. Acil durum butonuyla olaylara 20 saniye içinde müdahale edilecek. Oğlum kayboldu, lütfen yardım eder misiniz? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan güvenli park projesi başlattı. Parka giren ve çıkan herkesin görüntüleri yüz tarama sistemiyle veri tabanına kaydedilecek. Proje kapsamında yaşanabilecek çocuk kaybolmaları başta olmak üzere hırsızlık gibi olayların önüne geçilmesi planlanıyor. Sıcaktan bayılabilir, herhangi bir durum olabilir. Koruyucu ve önleyici bir tedbiri var. Bunun bir caydırıcılığı var. İşlenirse suçlar faili meçhul kalmayacak. Hem de onun ötesinde suç işlenmeden müdahale edilmiş olacak. Parklarda acil durum butonları da olacak. Tehlike durumunda kişi butona basarak izleme merkeziyle sesli görüşme sağlayacak. Şu an kurumunuzu görüyorum. Lütfen yerinizden ayrılmayın. En yakın güvenlik görevlisini yönlendiriyorum. Ayrıca yapay zeka ile şüpheli kişiler hareketlerinden takip edilecek. Böylece tehlike önceden belirlenerek önlenmiş olacak. Asayişle ilgili bir sorun varsa el hareketlerinden yapay zeka okuyor. Elini böyle tutuyorsa, elini kaldırıyorsa bir sıkıntı var veya bir yerde çocuk düştüyse, bir hasta varsa oradaki hareketler tanımlanıyor, hemen haber veriyor. Veya anne veya baba, sonuçta baba için de geçerli, çocuğuyla ilgili bir güvenlik endişesi var, panik butonuna basıyor. Anında biraz önce gördüğünüz sistem çalışıyor. Yapay zekalı güvenli park projesi Gaziantep Millet Bahçesi'nde hizmete girdi. Projenin kentteki diğer parklara da